Da büyük bir miting planlanıyor ve bütün partileri de çağrı yaptı aynı zamanda. Gerçi biz biraz önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sorduk. O destek vermeyecek, onu anlamış olduk. Onu da belki Mutlak Doğan'a sorarız ama önce bizim kaldığımız yerden bir devam edelim. Neler oluyor CHP'de? Şimdi birkaç haftadır neler oluyor İYİ Parti'de diye hep bunu konuşuyorduk. Altyazımız bir değişiklik buydu. Oldu. Değişiklik oldu. Neler oluyor CHP'de? Sizin de adınızın yazdığı bir mesaj yayınladı Ferhat Murat, Haber 7 yazarı, TV 100 yorumcusu. Hem de diyor ki CHP'de büyük kavga. O sizin adınızın da olduğu bölümü söyleyeyim. Genel Başkan Yardımcısı diyor, Gül Çiftçi, milletvekilleri Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan'la birlikte Ekrem İmamoğlu'nun verdiği listenin PM'den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel'e baskı kurmaya gidiyor. İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor. İmamoğlu'nun talepleri diye de yazmış, onları da sıralamış. Belki onların da işte üzerinden geçeriz. Ama ne oluyor şimdi? Büyük kavga mı var? Şimdi Türkiye'nin içinden geçtiği bu durumda, anayasa krizi yaşadığımız bu günlerde, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin birbirine girdiği, bunun çok ciddi ekonomik sonuçlarının olduğu bu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu tip konuları konuşmak gerçekten sizin için de benim için de bir zul. Ancak mücadele büyüyecekse, direnç büyüyecekse bunun amiral gemisi Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıpranmaması, yorulmaması lazım. CHP yorulursa mücadele yavaşlar. Bu nedenle bu koruma içgüdüsüyle bir açıklama yapabilirim. Özelden genele doğru gideyim isterseniz. Bu tweet'i atan zat gazeteci olduğunu iddia ediyor. Bizim dün partide Gül Hanım'ın, Veli Bey'in, benim, genel başkanımızın ve Sayın İmamoğlu'nun karıştığı bir tartışmanın içinde olduğumuzu, genel merkezde böyle bir kargaşa olduğunu yazmış. Ben dün sabah 7'ye çeyrek kala evden çıktım. Havaalanına gittim. İzmir uçağına binecektim. İzmir uçağı kalkmadı. Yanımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Bey vardı. Biz arabayla Manisa'ya gittik. Akşama kadar 13 Ocak'ta Manisa'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın ve ilçe belediye başkan adaylarımızın tanıtım toplantısının hazırlıklarını yaptık. Manisa'da işim bitti. Altı sularında yine arabaya bindik. Bu sefer Bursa'ya gittik. Bursa'da da Tele1'in canlı yayını vardı. Ben yayına gittim. Zaten 3 saat ekranın önündeydim. Orada beni herkes gördü. Daha sonra Bursa'dan arabaya bindik. Sabaha karşı Ankara'ya geldik. Böyle 19 saatte 1500 kilometrelik bir rutu tamamladık. Ben sabah uyandım, böyle bir tweet gördüm. Bir, yani birincisi ben genel merkezde yoktum. İkincisi, hani ben işin içinde yoktum da yaptılar, buna benzer mı bir iş olmuş mu? Bu söz konusu olamaz. Üçüncüsü, ismi geçen kişiler. Bir defa herkes bilir, yani CHP siyaseti içinde olanlar bilir. Bahsi geçen genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi ile ben bir kardeş kadar yakınımdır. Veli Ağbaba benim bir abim kadar bana yakındır. Genel başkanımızla Ekrem Bey arasında bugüne kadar herhangi bir konuda herhangi bir şekilde tartışma olmamıştır. Olmaz da. Ekrem Bey'in bir önerisi varsa bu zaten bizim üzerimizden gelmez. Yani bu bizim üzerimizden gelmez. Ekrem Bey'le Sayın Genel Başkanımızın arasında çok doğru bir iletişim var. Bu uzunca bir süredir böyle gidiyor. Peki niye biz bu tartışmaların içine çekilmek istemiyoruz? Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde genel yönetime göre, genel seçime göre çok daha başarılı olduğunu hep biliriz. İki, Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir yerde yerel yönetimi ele geçiriyorsa, sandıkla, oyla, seçimle kazanıyorsa orayı kolay kolay kaybetmiyor. Ben hep bunu sık sık televizyon programlarında söylerim. 2004 yılından beri bugüne kadar bakın nerede CHP kazandıysa, hem Sayın Baykal döneminde hem Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, şimdi de inşallah Sayın Özgür Özel döneminde olacak. Bir yere kazandığımız zaman AK Parti orayı kale de görse orası artık onun için bitiyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir genel seçim zaferinin üstüne kendilerine göre yerel seçimde de bir zafer yakalarlarsa eğer, artık tartışmasız
bir liderlik ortaya koyacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bizi böyle ipe sapa gelmez haberlerle yorup bir seçim galibiyeti kazanma dertleri var. Oysa bu hayal, yani bizim içimizde bir tartışma olacağı da hayal. Bizim elimizden kazandığımız beldeleri, ilçeleri, kentleri, büyük şehirleri alacakları da onlar açısından bir hayal. Hatta ben çok yakından söyleyeyim. Genel başkanımızın kenti Manisa'da büyük bir seçim zaferi yaşayacağımızı görüyorum. Bursa'da çok kıl payı kaybetmiştik. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da hep bununla ilgili üzüntüsünü ifade ederdi. O üzüntüyü gidereceğiz. Onu da görüyorum. Denizli'yi ve Balıkesir'i bunun yanına katacağız görüyorum. Bu tabloda ne çıkıyor ortaya? 30 büyük şehrin 15'ini Cumhuriyet Halk Partisi bir defa bir kenara koyuyor. Onun üstüne ya diğer kentlerde iddialı değil misiniz? Diğer kentlerde de iddialıyız. Bakın Ankara'nın hiç ummadığınız ilçelerinde iddiamız var. Yeni Mahalle'yi kazanıyoruz. Çankaya'yı kazanıyoruz. Elmadağ'ı kazanıyoruz. Tamam. Herkes şunu söylüyor. Ya siz bu seçimde Mamak'ı kazanırsınız. Etimesgut'u kazanırsınız. Bir de Gölbaşı'nı kazanırsınız. Ben dahasını söyleyeyim. Söylemediklerinde de iddiamız yok değil. Bugün görüştüğüm heyetleri söylüyorum. Şerefli Koçhisar, Ankara'nın güneye doğru bir ilçesi. Biz burada iddia koyuyoruz. Kahraman Kazan, biz burada iddia koyuyoruz. Ayaş, biz burada iddia koyuyoruz. Haymana'da iddia koyuyoruz. Diğer ilçelerimiz de var ama ben daha bugün bu ilçeler üzerinde Ayaş'ta çalışmıştım. Ayaş daha önce sizin de. Tabii yani evet. Ama tekrar alacağız. Kaybettik çünkü. Aslında Mamak'ta biraz daha geçecek. Ankara milletvekili olarak bunu. Şimdi bu gözüküyor. Ve AK Parti sizin daha iyi tahlil edebileceğiniz üzere aday bulmakta güçlük çekiyor. Bunu artık kimsenin bir kuşkusu yok değil mi? Yani? Güçlük mü çekiyor yoksa stratejik bir şekilde biraz daha derin, biraz daha böyle kamuoyunu kendisine doğru bir merak uyandırıcı beklenti içerisinde mi bir strateji? Hayır, tamamen yani güçlük çekiyor. Ben size söyleyeyim. Geçen sefer de oldu aslında o. Çünkü yani mesela burada Özhaseki'nin adaylığı da çok aynı şey. Yani. Evet, bir Kayserili'ye Ankara'da zaten aday gösterecek kadar gönlünü kararmış yani. Öyle söyleyeyim. Veya işte İzmir'de seçim kaybet ondan sonra İstanbul'a gel kaybet Binali Yıldırım. Ben onu hep çağırıyorum kaybet. Hep o çağrıyı yapıyorum. Tabii, nereye aday olacak? Ankara'ya bu sefer aday olsun. Evet, biz onu ben o çağrıyı hep yapıyorum ya. Dolayısıyla Sincan'dan hani bir adaylık açıklamamız olmuştu ya. Şimdi ilçeleri sayınca birden aklıma o geldi. Tabii söyleyeyim. Dolayısıyla biz bu başarı öyküsünü güçlendirirken olur da biz böyle haberler yayarsak, CHP içerisinde bir kargaşa var izlenimi verirsek, hiçbir yok. Hiç yok. CHP içerisinde hiçbir kargaşa yok. Hiç yok. Yani nasıl olabilir? Zaten Türkiye'nin bu durumunda içinden geçtiğimiz bu karanlık tünelde Cumhuriyet Halk Partili herhangi birine şahsi bir menfaati için, bir koltuk için, makam için herhangi bir söz söylerse